2012 yılında yapılan planlamada Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne planlanan ek nitelikli yatak projeleri vardı. Biz bunun iki tane örneğini yaşadığımız için Malkara'da ve Saray'da yeniden aynı şeyleri yaşamayalım. Eski binamız yeniden güçlendirmesi gereken binada ortaya çıkan yerde sağlık hizmeti sunamama gibi bir problemle karşılaşmayalım diye sağ olsun bakanımızın bir Tekirdağ ziyaretinde bakanımıza arz ettik. Dedik ki yeniden aynı şeyleri yaşamayalım. Ne yapalım dedi müdür bey. Dedim ki efendim Malkara'da yanına ek bina yapmışız 2007'de. Hayır Saray'da da yapmışız 2007'de. İkisi de atıl vaziyete gelmiş. Ne yapalım dedi. Dedim müstakil arazilerinde yerini bulalım. Sıfır. Oraya güzel bir hastane yapalım. Çünkü Tekirdağ, Trakya'ya yeni bir bakan geldiğinde 3 yıl sonra, 5 yıl sonra bu hastane bize yetmiyor. Bir daha yeniden hastaneyi başka yere taşımayalım. Yani ikinci bir iş yapmayalım. O zaman müdür bey böyle yapalım dedi sağ olsun bakan bey. Biz de genel müdürümüze arz ettik. Projeleri de hakikaten güçlendirildiği zaman eski binayı gene kullanamayacak. Şimdi Muratlı Devlet Hastanesi'nin kendi bahçesi çok güzel genişti. Oraya yapacağız. Hayrabolu'nun ihalesi yapıldı. Şu an yer teslimine başlayacağız. Temel atma programına geçeceğiz. Bir iki sıkıntısı var. Onları da Allah nasip ederse bu ay içerisinde tamamlarsak Ocak ayı gibi bilemediniz Ocak ayının sonu veya Şubat gibi bir temel atma yapacağız inşallah Hayrabolu'da. Hayrabolu'da yer problemimiz var. Yani gerçekten kamu kaynakları adına kamu arazileri yerel idareciler tarafından planlama yapılmadan satılmış. Yani üzülerek söylüyorum. Evet, evet. Yani hastane yapmaya kalksak yer yok. Yeni imar çalışması yapacağız. Hastane planlamasını girdiğiniz zaman da elinizde hemen araziniz yoksa gerçekten evet. Öteleniyor. Bir ciddi bir kayıp. Bunları yaşamayalım diye Hayrabolu'da mevcut binanın arka tarafında, lojman kalan tarafta bloklar halinde bir bina yapacağız. O da hakikaten Hayrabolu'nun belki 50 yıl boyunca ihtiyacını karşılayacak. Modern, ferah, yaklaşık 8000 metrekare civarında kapalı alanı olan 30 tane yatak olarak diyoruz ama biz 50 yatak serili, yoğun bakım imkanı olan, diyaliz imkanı olan bir tesis kuracağız. Yani şu an mevcudiyette Hayrabolu'nun da Muratlı'nın da diyaliz imkanı yok. Biz yeni hastanelerimiz hepsinde 5'er tane diyaliz yatağımız olacak. Yani o ilçelerdeki insanların kalkıp taşımalı başka ilçelere gitmesine fırsat vermeyeceğiz. Yerinde kaliteli, güvenli sağlık hizmeti sunacağız. Bunu biz 10 yıldır gerçekten altyapı yetersizliğinden dolayı başka illere insanların gidip tedavi görmesinden halkımız ciddi sıkıntı yaşadı. Hastası var, hastasını ziyarete gidemedi. Hastası var, yanında kalamadı. Refakatçisi kaldı, refakatçisi ücretini ödeyemedi. Bunları yaşamamak için güzel, yerinde modern tesisler yapacağız. İnşallah. Şimdi çok az bir ara veriyoruz. Ara vermeden önce Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde günlük 5000 poliklinik olduğunu biliyoruz. Zor şartlar içerisinde oradaki başhekim Sayın Atakan Eren'den tutun herkes can siperhane çalışıyorlar. Tabii ikinci bölümde diğer konularda devam edeceğiz sayın dinleyicilerimiz. Bizi dinlemeye devam edin. İkinci bölümde Sayın Sağlık İl Müdürümüz Doktor Yavuz Akbulut ile söyleşimiz devam edecek. Hoşça kalın efendim. Evet. Ersin Bilmeç ile gelen aynı şeyleri yaşatmamak için Hayrabolu'yu da Muratlı'yı ben de işledim. Ben buradaki yöneticilerle tartıştım biliyor musun? Niye yatırımı engelliyor dediler. Bırakın. Hadi şahit verdiniz. Ne yaptınız? Tartıştın mı sonra?